17 Nisan 1993, Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın şaibeli bir şekilde vefat etmesi. 17 Nisan Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Özal, bugün de halen tartışılan bir ölümle vefat etti. Özal, köşkte sabah sporu yaparken kalp krizi geçirir. Ancak kronik kalp hastası olan Özal'ın doktoruyla ambulansın şoförü o gün izin yapmaktadır. Saniyelerin önemli olduğu bir zamanda uzun süre ambulans bulunamaz. Özal köşkten Gata'ya doğru götürülürken gizli bir el devreye girerek rotayı Hacettepe Hastanesi'ne çevirmişti. Cumhurbaşkanından alınan kanın Hacettepe Hastanesi'nde kaybolması, orada görevli bir hemşirenin şaibeli bir biçimde ortadan kaybolması da kayda değer bilgilerdendi. Özal'ın saçlarından eşi Semra Özal tarafından bir tutam alındığı, zehirlenme olup olmadığının o saç telleri üzerinden araştırıldığı, ancak sonuçların ve saç tellerinin bir kasetle birlikte Semra Özal'ın evinden çalındığı bilgisi de bir başka muammaydı. Özal'a otopsi yapılmasını eşi Semra Özal'ın istemediği konusu Ahmet Özal'a sorulduğunda kesin bir kanaat ortaya koyamaması dikkat çekiciydi. Aynı konuda Korkut Özal'sa otopsiyi karısı istememiş diyordu. Esasen Özal'a daha önce de çeşitli suikast girişimleri olmuştu. Dönem bakanlarından Ekrem Pakdemirli, Özal'a yeni alınan uçakta suikast girişimi yapıldığı yönünde kuvvetli şüphesi bulunduğunu şöyle anlatır. Özal'ın ölümünü suikast olarak düşünmemin sebebi daha önce de onu öldürmek istemiş olmalarıydı. Özal yeni bir uçak almıştı. Bu uçak 21 milyon dolara alınmıştı. Ben alınmasına karşı çıkmıştım. Bu 2 motorlu bir uçaktı. Halbuki uçakların en az 3 motorlu olması lazımdı. Özal gibi bir yolcunun en az 3 motorlu uçakla yolculuk yapması gerekirdi. Özal bu uçakla bir seyahatteyken elektrik sistemi aniden sıfırlandı. Uçağı Pakistanlı bir başpilot kullanıyordu. Onun maharetiyle uçak kazasız belasız indirildi. Sonradan bu duruma sebep olarak bir farenin uçağın kablolarını kemirmesinden kaynaklandığı söylendi. O zaman bunun bir suikast tertibi olduğuna kanaat getirdim. Çünkü başbakanın kullandığı böyle bir uçağın bu tür olaylara karşı gerekli tedbirlerinin alınmış olması lazımdı. İlk operasyonda denediler, başarılı olamadılar. Bundan sonra başka senaryoları devreye soktular diye düşünüyorum. Namazında, orucunda, hacı bir cumhurbaşkanı olarak Çankaya'da birçok ilke imza atan, Hazreti Ali'den devlet adamlarına nasihatler eserini kendisine başucu kitabı yapan, sadece can vermek ve hesap gününden korkan Özal aramızdan ayrılmıştı. Özal'ın İstanbul Fatih Camii'ndeki cenaze namazı tam bir halk gösterisine sahne olmuştu.